Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarını sayarken ilk olarak neyle başlamıştı? İmandan sonra amel, ama amellerin içinden de en güzeli, insanı Allah'a en çok yaklaştıranı, insanı en çok etkileyeni, her gün 5 defa olan namaz. Ama hangi namaz? Önce iman, sonra amel, ama hangi amel? Namaz, ama hangi namaz? Huşu içinde olan bir namaz. Demek ki huşu içinde kılınmayan namaz o kadar tesir etmeyecektir. Ve kurtulanlar, huşu içinde namaz kılanlar, demek ki huşu içinde kılmayanlara böyle bir söz verilmemektedir. Demek ki huşu içinde kılınmayan bir namaz insanı çok değiştirmeyecektir. Ve insanın kurtuluşuna vesile olmayabilir. Namaz kılar ama huşu yoktur. Kalbinde ne Allah korkusu, ne de bedeninde, hareketlerinde bir huşu, bir sükunet göremezsiniz. Namazda Allah'tan başka her şeyi kalbinde ve hareketlerinde de sükunet yok. Hareketleri de namaza yakışmayan hareketler, gereksiz gereksiz hareketler yapmaktadır. Sağa sola bakmaktadır. Rükudan kalkarken başını göğe dikmektedir. Gereksiz yere öksürmektedir. Bunlar bedeninde görülen huşuya aykırı hareketler. Bir de kalbi var. Bedeninde huşu olmayanın kalbinde huşu olur mu? Efendimiz böyle bir adamı gördüğünde kalbinde huşu olsaydı bedeninde de huşu olurdu dedi. Demek ki huşu içerisinde kılınacak namazlar. Ancak o zaman tesir ediyor. Nasıl ki her bir ilacın tesir etmesi için şartları var. Aynen öyle. Mesela şu ilacı tok içeceksiniz, falan ilacı aç içeceksiniz. Aç içmezseniz tesir etmez. Şartları var. Şu şekilde kullanacaksınız. Böyle yaparsanız tesir eder. Onun gibi namazın da insana tesir etmesi böylesi şeylerle mümkün. İşte onlardan birisi de huşu. Huşuyu elde etmeden kılınan namaz çok etkili olmayacaktır. İşte o zaman o namaz onu kötülüklerden, hayasızlıklardan alıkoymayacaktır. Namaz kılacaktır ama namussuzluk yapacaktır. Namaz kılacaktır ama onun bunun hakkını yiyecektir. Namaz kılacaktır fakat faizle uğraşacaktır. Namaz kılacaktır. Buna benzer günahlar işlemeye de bir taraftan devam edecektir. Demek ki namaz onun hayatını değiştirmemektedir. Huşuyu elde etmiş olsa Allah'ın önünde olduğunu hissetmek, onun heybetinden korkmak, Allah'ın huzurunda hem korku hissetmek hem yakınlık hissetmek. Nasıl ki çocuk anasından babasından korksa da onların üzerine atlar, onların kucağına atlar ya. Aynen öyle, hem Allah'tan korkacak hem de Allah'a atılacak. Çünkü başka kapı yok. Böyle bir haşyet duyacak kalbinde. Ve işte o zaman namaz lezzetli olmaktadır, lezzet vermektedir. Allah'ın makamını idrak ettiği zaman, marifetullah'a ulaştığı zaman, kainata baktığı zaman, kainatta Allah'ın ilmini ve kudretini gördüğü zaman, onun makamını hakkıyla takdir ettiği zaman, işte o zaman ancak huşu içerisinde namaz kılar, saygıyla eğilir önünde. Onun ilmini görmüştür, onun kudretini görmüştür, onun rahmetini görmüştür. Onun nasıl bir sanatkar olduğunu görmüştür. İşte ancak o zaman, gördüğü zaman önünde saygıyla eğilir. Ve işte ancak o zaman huşuyu elde eder,
Ancak o zaman ibadet kendisine sıkıntı vermez. Aksi halde ibadet kendisine zor gelir. Bir an evvel bitse ister. Hatta keşke farz olmasaydı diye düşünür. İbadetlerden zahmet duymamak, sıkıntı çekmemek, ubudiyetin kendisine hoş gelmesi, marifetullah'a ulaşınca mümkün olabilmektedir. Allah'ı tanıyan Allah'a ibadetten zor sunmaz. Melaike böyledir. Ondan dolayı, onlar Allah'ı tanıdıklarından dolayı ibadet onlara ağır gelmemektedir. Allah'ın öyle melekleri var ki yarattığı, Allah'ın onları yarattığı günden beri secdeden başını kaldırmamıştır. Lezzet almaktadır. Daima secde etmektedir ve usanmamaktadır. Öyle yaratılmıştır. Onların gıdası secdedir.